Vurmayın! Köşeye sıkıştırdık, korkutalım onu! Hey Frank, onu sıkıştırdın! Aman tanrım, onu vurdu! Gittin sin vurdu! Canı cehenneme! Ona gösteririm! Evet! Ya, onu canlı yakalamalıyız! Hey Joe! Hey Joe, tüfekle onu durduramayız! Ama yine de sen, ben ve JJ planımızı uygulayabiliriz, tamam mı? Gidelim! İnanılmaz bir şey. David, nihayet oldu. Farkında mısın? En sonunda dünyamıza başka dünyadan bir yaratık geldi, David. İnanamıyorum. Bu aptallar yaratığa niye ateş ediyorlar ama ki? Ama Doktor Trace de o da onları ateş ediyor. Onu mecbur etmişlerdir, David. Alo,
Alo Doktor Tracy. Evet Doktor Tracy benim. Adım David Harmon, hatırladınız mı bilmiyorum ama geçen sene sizin sınıfınızdaydım. Ya evet David, evet. Biraz erken değil mi David? Senin için ne yapabilirim? Sizin devamlı olarak UFO'lardan bahsettiğinizi ve hobinizin onları incelemek olduğunu biliyorum. Ya. Onlarla ilgilenirim, evet. İlgilenirim. Çok saçma biliyorum ama biraz önce bir UFO gördüm. Tamam. Onu bana anlat. Sanki gökten gelen bir ateş topu gibiydi. Üstümden geçti ve ağaçların arasına indi. Peki. Bir patlama oldu mu? Pek sayılmaz efendim. Patlaması çok zor. Ama hayatımda öyle bir şey görmemiştim. Uçak falan değildi, buna eminim. Belki bir meteordur. Peki şimdi neredesin? Onu nerede gördün? Hollywood'un hemen orada oturuyorum. Evet ama orası buradan 5 saat uzakta. Bunu biliyorum. Ama kontrol etmekte fayda var. Buna eminim efendim. Nerede buluşabiliriz? 27. kavşaktan sola dönün. Böylece bulunduğum yere gelebilirsiniz. Büyük bir tarlanın yanındayım şu anda. Tamam. Tarlanın yanındaki yolun kenarında bekle. Birkaç telefon etmeliyim. Oraya yaklaşık 6 saat sonra gelirim, tamam mı? Merak etmeyin, sizi bekleyeceğim. Güzel, tamam. 6 saat sonra görüşürüz, tamam. Hoşça kal. Evet, şaşırdınız değil mi? İnan bana Frank, orada acayip yeşil bir adam var. Biliyorum yalan gibi geliyor ama gördüm. Babam doğru söylüyor Frank. Onu ben de gördüm. Frank canım, bu saçmalıkları daha dinleyecek miyiz? Ne saçmalıkları? Yalan söylemiyoruz ki Vicky. Biliyor musun, söyledikleriniz doğru olabilir. Sebebini de söyleyeyim. Tom Gomez bana bu sabah gökten yanarak düşen bir şey gördüğünü söyledi. Pekala. Diyelim ki burada yeşil bir adam var. Ve şu şeyini de düşürdü. Düşürdü. He? Doğru bu. Tamam. Şunun çok değerli olduğunu söylüyorsun ve belki de haklısın. Fakat biliyor musun Joe? Eğer doğru kişilere gidersek o yeşil adam çok daha fazla para eder, ha? Bunu hiç düşünmemiştim. Evet Frank, çok haklısın. Bütün yapacağımız uzaylı adamı bulup vücudunda delik açmak. Yo. O yaratığı canlı yakalamalıyız. Dinleyin. Hükümetin adamları onu yakalamadan biz yakalarsak ona çok para verecek adamları tanıyorum ben. Evet, gidip o kuşu canlı yakalamak zorundayız. Anlatabildim mi? Bu hiç de kolay olmayacak. Sadece 3 kişiyiz. Ben her şeyi düşündüm bile. Seninle kasabaya gidip çocuklardan yardım isteriz. Çok adamla gitmek bizim için daha faydalı olabilir. İyi ama onlar da ortak olmak ister. Tabii, çocuklara azıcık bir şeyler veririz. Burada çok büyük paradan bahsediyoruz Joe. O çocuklara vereceğimiz bana ve sana kalacağın yanında çok küçük kalır. Evet, sen haklısın. JJ, o şeyi tekrar garaja kilitle ve hayatın pahasına koru. Kimseyle konuşma. Annen ve kardeşin...